Eurobasket 2017'de sizin kahramanlaştığınız bir milli takım var. Şu anda da genel menajer olarak görev yapacaksınız. Görevde de ilk kez milli takım koçluğu yapacak Ufuk Sarıca var. Yeni hem sizin döneminiz, yöneticiliğiniz yeni, hem de hem koçlar koç yeni, hem de çok da genç bir oluşum daha var. Yeni bir jenerasyon geçişi daha var. Bu yeniliklerin arasında milli takım hazırlıkları nasıl gidiyor? Vallahi bir geçen hafta bir topladık. Birkaç tane arkadaşımız eksikti. Yine var eksiklerimiz ama biraz tempoyu arttıracağız bugün. Her şey yolunda. Buradan ayın 23'üne kadar burada idman yapıp buradan Bormio'ya geçeceğiz. Orası daha fazla ağırlıklı olacak, ağır geçecektir. Senin de dediğin gibi bir jenerasyon geçişi yaşıyoruz. Eski oyuncularla yeni oyuncuların bir karışımı var. Beklenti fazla. Bunun da farkındayız. Kendi evimizde organizasyon düzenliyoruz, Avrupa Şampiyonası. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Seyircimizin desteğiyle de elimizden geleni yapacağımızı tahmin ediyorum. Tabii ki de bir sıkıntılı bir dönemimiz var, senin de söylediğin gibi. Ama bu dönemi iyi geçirirsek, iyi çalışırsak, hazırlık maç, 9 tane hazırlık maçı oynayacağız. Öyle de iyi geçirip en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyoruz. Baktığımız zaman Türk oyuncuları bu sezon ligde atılan sayıların sadece %20-30 arasında bir dönem alanı kaplayabilmişler. Türk oyuncuların bu kadar sıkıntı aldığı bir dönemde milli takımda da jenerasyon geçişi var. Acaba bunun yansıması kötü olabilir mi? Olacak tabii ki de. Bunun biz hepimiz farkındayız. Tabii ki de hedeflerimiz var. 2019-2020 organizasyonuna hazırlanıyoruz. Ama ondan öncesinde tabii ki Avrupa Şampiyonası kendi evimizde. Şimdiye kadar iki tane organizasyon düzenledik, 2001 ve 2010'da ve orada ikinci olduk. Tabii onun uzantısında da tabii bir beklenti var halkımızdan. İlk maçtan itibaren bizi yalnız bırakmayacaklardır, onu da eminiz. Çok iyi mücadele edip maç maç düşünüp ona göre hazırlanacağız. Gruptaki şansımızı değerlendirmek istiyorum. Sırbistan gibi turnuvanın favorilerinden biri var ama onların da Jokić, Milutinov gibi önemli isimlerinin gelmeyeceği açıklandı. Aynı zamanda Kristaps Porzingis'i bir Letonya var. Rusya her zaman deneyimli oyunculara sahip iyi bir takım. Gruptaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya dediğim gibi kolay bir grup değil. Zorlu bir grup çektik. İyi oyuncularla kurulu bir takım var karşımızda, takımlar var. Dediğim gibi maç maç düşünüp ona göre devam etmemiz gerekiyor. Hemen şimdi gruptan ikinci çıkacağız, üçüncü çıkacağız falan diye değil de maç maç düşünüp maçları sonucuna göre hareket etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şurada bir güzel bir hazır kampı dönemimiz geçireceğiz. Ona göre de en iyi şekilde hazırlanacağız. Yolun sonunda madalya var diyebilir miyiz? İnşallah, hedefimiz o. Ama kolay değil tabii ki. İlk önce bir gruptan çıkalım, ondan sonra basamak basamak düşüneceğiz.